Öncelikle dün Çıban'da Konteyner kentte saldırıya uğrayıp şehit olan polis arkadaşımız ve önceki gün Hakkari'de şehit olan askerimize Allah'tan rahmet ediyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii bu meslek güvenlik hizmetleri polisiyle, jandarmasıyla çok zor ve sorumluluk gerektiren bir görevi ifa ediyoruz. Ve görevimizin hassasiyeti tabii ki hayatımıza, meslekteki tüm yaşamımıza, ailemize, her şeye tesir ediyor. Bazen seviniyoruz, bazen üzülüyoruz. Ama bu görevin en iyi şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü bu görev gerçekten çok önemli bir görev. Olmadığı zaman ya da kendimizi güvende hissetmediğimiz zaman diğer sahip olduğumuz varlıkların hiçbir kıymeti ve önemi yok. Yani paramızın, kurumuzun olması, her türlü maddi imkanlara sahip olmamız bile eğer güvenliğimiz yoksa hiçbir zaman bizi mutlu etmeyecektir. Tabii ki bu görevin hassasiyeti dolayısıyla ve polisin şahsında vatandaşlarımız devleti gördüğü için bütün vatandaşlarımızın tüm dikkat ve gözlemler altında, onların bakışları altında biz bu görevi sürdürüyoruz. Ve bu nedenle arkadaşlarımız görevini sıfır hatayla, sıfır kırılmasıyla yapmak zorunda. Eğer basit bir hata yapmış olsa bu önümüzdeki süreçte terfisine, bu meslekteki ilerlemesine engel olabiliyor. Uşak Emniyet Müdürlüğü'nün değerli personeli, değerli eşleri, çocukları, basınımızın değerli temsilcileri, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan personelin bir üst rütbeye terfi etmesi dolayısıyla düzenlenen terfi töreninde onların bu mutlu gününde, bu heyecanlı gününde değerli personelimizle, değerli aileleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla birlikte olmaktan, onların mutluluğuna ortak olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Değerli konuklar, her mesleğin önemli günleri vardır. Emniyet teşkilatında da terfi törenleri bu mutlu günlerden biri. Çünkü emniyet teşkilatı gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden vatandaşımızın huzur ve güvenliği için, devletimizin bekası için cansiperane görev yapan bir teşkilat. Böyle zor bir görevi icra eden personelin görevde yükselmesi de takdir edersiniz ki o kadar kolay değildir. Hem görevinde başarılı olacak hem belli şartları taşıyacak. Hepsi birleştikten sonra terfi alınabiliyor. Bu nedenle teşkilat için gerçekten önemli bir gün. Teşkilat mensupları için, aileleri için önemli bir gün. Onların bu güzel gününde, bu mutlu gününde biz de onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Değerli konuklar, polis teşkilatımız 24 saat mesai mefhumu gözetmeden görev yapıyor dedik. Vatandaşımızın huzur ve güveninin sağlanması için. Görev yaparken de çok hassas davranmak zorunda. Hem kanunların uygulanması yönünde hassas davranacak, aynı zamanda vatandaşın da hukukunun korunması, insan hak ve özgürlüklerinin korunması yönünde de hassas davranacak. Belki güvenlik görevlilerinin haricinde bu kadar hassas olan meslek sayısı çok azdır. Dolayısıyla bu hassasiyetin personelimiz her zaman göstermek durumunda. Özellikle güvenlik görevlilerimiz, polis
teşkilatımız görev alanı itibariyle devamlı karşılaştığı, muhatap olduğu insanlar bir şekilde suçlu demeyeyim de hak arayan veya şüpheli sıfatıyla onların karşılarına gelen insanlar. Bir başka bir şey. Şimdi tabii bizim